Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam abi. Maşallah, bu ne böyle ya? Ufak bir müzik kutusu yaptık abi. Müzik kutusu. Evet, müzik kutusu diyelim. Arabadan müzik kutusu. Arabadan müzik kutusu. Arkadaşlar, Enes bu işi aşmış. Enes, hepsi kendi emeğimin bunun? Hepsi panzotuna, dizaynına varıncaya kadar, montajına varıncaya kadar hepsi bizim. Kendi imalatımız. Çalmasına varıncaya kadar bizde. Ses olayı nasıl? Yıkar mı? Ses olayı yani bir düğün organizasyonunda kurulan organizasyon kadar güçlü. Güçlü. Evet. Etkili diyorsun. Etkili baya. Bu işi yapıyorsun değil mi? Kendi bu severek işi yapıyorsun. Hobi olarak başlamıştık. Sonrasında ticarete döndü. Şimdi Çanakkale'de genel olarak bilinen isimlerden biri olduk. İnşallah şimdi Türkiye'de bilecek. İnşallah. Türkiye'deki dostlar da bilecek. Türkiye geneli şu anda Temel Sont olarak biliyorlar. Biz de nasipse daha da ilerleri taşıyacağız bu işi. Daha önce seni yarışmalarda izlemiştim. Tabii yarışmalarda da bir önceki arabamızda tek kapı korsamız vardı. Yaklaşık 4 yerde 2 tane birincilik, 2 tane ikincilik aldık araçla. Birincilik, ikincilik var. Tabii. Maşallah. Cihazları ekledik daha üstüne. Şu anda 48 adet midrançımız var. O sistemin üstüne de ekledin o yani. O sistemin de üstüne ekledik. Yani birincilik alsam da doymadık diyoruz. Durmak yok. Tabii. Enes'im neler var? Şimdi neler kullandın? Mesela şu kapıda neler var? Şu anda 4 tane 20 santim midrançımız var. 4 tane de 10 santim Twitter'ımız var. Hepsi Dragster marka, İtalyan. Hepsi yurt dışından, Forex firmasından. Şöyle yaklaşalım. Bahsettiklerini de söylersen şu diye bilmeyen arkadaşlarım. Yani bunlar 10 santim dom Twitter'larımız. Bunlar da 20 santim midrange'larımız. 82 Pro serisi Dragster'in. Kapı dizaynı da bize ait. Kendi el emeğimiz. Aracın her şeyiyle oynanmış ama. Tabii aracının çoğu yeriyle oynandı. Peki. Özellikle bagaj kısmı. Cihazların arkasında baslarımız var. Şunlar baslar. Evet, bunlar baslarımız 38 santim. Gösterelim. Bunlar da tekrardan bagajı canlandırsın diye buraya da bir dezavantaj yaptık. Baslarımızın altında 4 tane jelo kümümüz var. 150 amper tanesi. Onlar şu anda gözükmüyorlar. 150 amperlik yani 4 tane jel amperimiz, akümüz var. Onlar da bas kabinlerinin altında montajlı. Diğer amfilerimiz cihazların arkasında, kabinin üstünde. Aracın devamı, yani komplesi tek bir markadan toplandı Dragster olarak. Şöyle gösterelim şu kısmı da. Oo. Bir de bunun dezavantajlı kısmı var. Kulemiz var. Yaklaşık kulede 32 tane de midrançımız var. 6 tane horn tweeter'ımız var. Şöyle yakından gösterelim onları da. Sadık, sen ne yaptın böyle ya? Normalde henüz daha projemiz bitmedi. Arkasında hidrolik pistonlu sistemimiz var. Pistonlar aktif henüz. Sadece motorları alınacak, onları bekliyoruz. Daha henüz onlar gelmedi. Şu an manuel olarak kaldırıp indiriyoruz. Şu an önümüzdeki 2023'te çoğu festival var. Onlara katılım sağlayacağız tekrardan. Yani bir nevi ismimizi daha ileriye doğru taşıyacağız. Geneli bu şekilde aracımızın. Air süspansiyonu var, jantımız var. Yani arabayı ilk aldığımız haliyle şu anki hali çok farklı oldu. Araç kaç modelli? Araç 2012 model. Aracımız 2012 model. 1.3 multijet. Aracın geneliyle oynadık. İlk aldığımız oynamak işte, bizim işimiz. Tabii. İlk aldığımız resimleri de paylaşırız. Araba bir bambaşka oldu aldığımızdan beri. Abi, benim tahminime göre bu arabanın parası kadar para bu tesisatta var gibime geliyor. Şu an bize maliyeti yaklaşık 250-300 bin lira civarında. Bir de kendi işçiliğimizden dolayı dışarı para vermedik. 300 milyarlık bir tesisat var burada. 300 bin liralık bir tesisatımız var şu an karşımızda. Yani çoğu gösterilmedi. İçerisinde işte işlemci kullandık. İşlemciyle çalıyor araba. Yani normal bir teyp kullanmadık.
Her amfinin açılış işte ön kapı ayrı çalıyor, arka kapı ayrı çalıyor, kule ayrı çalıyor. Sizleri ayrı çaldırıyoruz, basları ayrı çaldırıyoruz. Yani bunların geneli bizim elimizin altında. Ön tarafta düğmelerimiz var. İstersen abi onu da gösterebilirim. Hadi gel göster bakalım. Neler var bakalım. Biz bir tıs pıs sesler duyduyduk ama. Tamam abi. Aracımız tamamı. Şöyle yapalım abi. Ne oldu? Yere yapıştı araba. Aracımız zehirli abi. Daha başlangıcında yapmıştık ama biraz tesise ağır geliyor. Şöyle gösterebiliriz abi. Teyip kısmımızı. Abi sen ne yapmışsın böyle? Arkadaşlar, Enes açmış kendini. Burada her türlü bu işlemcimizi açıyor. İşlemcimiz açıyor. Bu ön kapı, bu arka bagaj, bu kulemiz, bu tizlerimiz, baslarımız, kulenin tizleri, ondan sonra aşağıda açılan basları kontrol düğmemiz var. En sonunda da air'ın kompresör sistemimiz var. Bu ne ya, dur. Bu ses ne? O kompresörler çalıştırıyor abi. Geneli bu şekilde. Enes'im, ne yapmışsın sen böyle ya? Bunların hepsiyle tek tek uğraştın. Hepsiyle tek tek uğraştık abi. Altyapımız kablolar biraz 50 milim kalın kablolardan. Yani normalde stabil kablo çekmedik. Eriyip ondan sonra geneli full bakır kablo kullandık. Hani yükteyken ısınıp erimesin kablolar diye. Yani profesyonel bir şekilde bu işlemi sürdürdük. Peki yani ben böyle bir şeyi seviyorum. Benim aracıma böyle bir, tabi aynısını herkes isteyemez. Maddi rakam çok yüksek. Tabii, maddi rakam, bir de dolar kuru yüksek olduğu için millete fiyat verirken birazcık zorlanıyoruz. Söylediğimiz yani şu an en düşük bir bütçede tesisat yaptırmaya kalktığınızda 8 bin lira 10 bin lira civarında oluyor yani. Yani 8-10 bin liraya da bir tesisat kurabiliyoruz araca. Tabii. Her yani, araca yapabiliyor muyuz birebir? Tabii birebir her araca müşterimizin istediğine şey yapılır. Kapı dizaynı oluyor. Gerekirse direkler oluyor. Gerekirse bagaj dizaynı oluyor. Yani tamamen müşterimizin isteğine bağlı. Yani ben 10 bin liralık bir sistem araca kurdurursam tabii, ortalama söylüyorum hani rahat rahat keyfiyle. Ya keyfiyle müzik dinlenir. Yani şu anda gençlerimizin çoğunluğu hani dışarı net ses alabilmek, işte ne bileyim abi daha görsel nasıl yapabiliriz kısmındalar şu an. Yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinden telefonlar çalıyor. Hani yardımcı olur musunuz, olur musunuz gibisinden. Biz de cihazları Forex firmasından alıyoruz. Sağ olsun oradan kırmıyorlar, yardımcı oluyorlar. İşlemesi sende tamamen. İşlemesi bizde, montajı bizde. Tamamen kendi el emeğimizle yapılan bir şeyler. Genele bu şekilde arka tarafa tekrar geçebiliriz abi. Hadi gel geçelim. Abi buraya geçtim, benim nutkum tutuluyor. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Daha aracımız henüz bitmedi abi. Daha reklam yapışmaları var, araç kaplaması var. Bu sonra yeni başlamış olduğum bir sistem. Daha yeni kurduğum. Yeni başlamış olduğum bir sistem. Yaklaşık 2 aydan beri devam ediyor. Biraz daha eksiklerimiz var. Reklamcıyı bekliyorum. Plexiler kesilecek. İleriki aylarda aracı taş kaplamaya göndereceğiz nasipse. Daha da renklendireceğiz yani arabayı. Bir böyle 3-4 saniyeliğine ama saniye aşmasın. Tamam. Şöyle bir ses verip kapatma yapabiliyoruz mu? Tabii yapabiliriz abi istersen. Bir oynat nabzı tamam, bir bakalım nere. Dakika yok, saniye. Saniye rütük yemeyelim diye arkadaşlar. Bakalım araçtan neler çıkıyor. Şöyle bir bakalım. Bırak. Son olarak da abi yaptırmak isteyen arkadaşlar, yerimiz Çanakkale Biga'da. Elimizden geldiğince kendi aracımızı özen gösterdiğimiz gibi müşterilerimizin araçlarına da özen gösteriyoruz. Instagram adresimiz Temel Sond, TikTok adresimiz de var. Orada yaptığımız işleri de genel olarak paylaşıyoruz. Telefon numaramız da mevcut. Numaranı söyleyebilirsin kardeşim. 542 503 8212. Oradan ulaşabilirler.
Yaptığın işler TikTok'ta ya da Instagram'da mevcut tabii mu? Tabii tabii, hepsi mevcut abi. Yaptığımız işler genelde videolu anlatımını da TikTok'ta paylaşıyoruz. Oradan da arkadaşlar oradan da, görebilir. Oradan da arkadaşlar görebilirler. Aracımızın geneli bu. Yani şu anda dükkanımız yok ama dükkan açma aşamasındayız. Hadi inşallah kardeşim. Nasipse hep birlikte. Araç bu tesisat parasını yapıyor mu? Abi araç... Ben kıyamam bu kadar parayı bağlamıyor buna. Dediğim gibi abi yüzdelik kısmı reklam. Reklamdan sonra işçilik diyoruz. Gerisi de bizim işimiz. Aynen abi. Aracımız bu şekilde. Gençler meraklı burada.